Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir League of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda hepimize ücretsiz olarak verilen Fine'yi e inceleyeceğiz. Rehberini yapacağız. Nasıl kalıntılar kuşanılması gerekiyor? Bu kahramanı nerelerde kullanabilirsiniz gibi çok güzel bir video hazırlamaya çalışacağım sizlere. Fine e bildiğiniz gibi dün yeni bir promosyon koduyla verildi. Almayan arkadaşlar var ise topluluklar kısmında promosyon kodlarını paylaşıyorum. Oradan bakıp e, promosyon kodunu oyundan girdiğinde arkadaşlar e, hesaplarına düşüreceklerdir. Ben hem yani hesabımı aldım. E, ikinci hesabıma hem de bu hesabımı aldım. Ki e, dün bir olay oldu yani bayağı bir karıştı ortalık fayını de biz iki tane aldık arkadaşlar. Yani ben duyurusunu yaptım bizim Discord kanalından birçok arkadaşımız yani bayağı çok kişi iki tane fayne aldı. Hem birini promosyon koduyla hem de birini yine topluluklarda paylaşmış olduğum e, linklerden aldı. Yani Bildirim açmanın faydaları arkadaşlar yani bildirimlerinizi açın sonra çok hızlı bir şekilde o linki kapattılar ve şu an sadece promosyon koduyla bir tane fayna alınabiliyor. Dün bir açık verdiler o açıktan biz yararlandık yani. Yani 5 tane de sarı taş vardı da onu çok kısa tuttular arkadaşlar. Yani çok az kişi aldı belki yani. Türkiye'de belki de alan yoktur bile ama Avrupa'dan alan arkadaşlar oldu. Onun dışında çok hızlı bir şekilde o e, taşı da kapattılar. Sınırlı bir sayıda verdiler. Evet sağlık olsun ama biz faynemizi aldık. Hepimiz almışızdır. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda Finey nerelerde kullanabiliriz? Bu kahramanı kasmalı mıyız? Oyunun en alt seviyesinden en üst seviyesinde e, bu kahramanı nasıl kullanabilirsiniz tek tek anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar şunu videonun başında söyleyeyim. Kesinlikle 60'a atılacak kitaplanmaya değecek bir kahraman. Yani oyuna yeni başlasınız da Kaylin'ınızdan sonra kasabileceğiniz güzel bir epik kahraman. Ancak bu kahraman ile yem kasılmayacağı için kesinlikle Kayle'nızdan önce 60'a atmayın. Çünkü Kayle sizin elinizde bir tek Kayle var ise o Kayle ile yem kasacaksınız sefer mevkilerinde. Bu kahraman maalesef sefer mevkilerinde yem kasamaz. Ancak Kayle'ın yanına zindanlarda falan destek kahraman olarak başlarda kullanabilirsiniz. Örnek vermem gerekirse örümcekte bir zayıflatma defans azaltma vermesinden dolayı Kayle'nız daha yüksek hasar vuracak. Veya bunu hangi rakibe verirse versin. Kale o rakibe daha yüksek hasar vuracak. O şekilde yanına kullanırsınız. Önceliğiniz ancak yani başlangıç kahramanınız Kale olsun. Oyuna yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Peki orta seviye arkadaşlar. Ölümsüz takımı var. Clan hasar sıkıntıları çeken arkadaşlar. Fine A çok hızlı bir şekilde 60'a atsın birçok fayna ile ilgili ölümsüz takım videolarım var izleyebilirsiniz veya izlemişsinizdir görmüşsünüzdür ve birçok kez de tavsiye etmişimdir bu kahramanı elinizde varsa kasın kullanın hasarımızı arttıracak diye. Şimdi tüm detayları anlatacağız arkadaşlar bu kahraman ne için klan boss için çok güzel ve özel bir kahraman. Şimdi birinci becerisi bir düşmana iki kez saldırır her bir saldırı %35 ihtimalle hedefin dönüş metresinin %5'i kadarını çalabilir diyor arkadaşlar ve avantaj sayısı 40 daha yükseliyor. Yani dönüş metresini çalabilecek. Yani kendisine ekleyecek %5'i kadarını kadarını. Düşük bir ihtimal. Ancak birinci becerisinde iki kere vurması e, kayda değer bir özellik. Özellikle Klambos'ta hasar açısından diyorum. Ve ikinci becerisine geçiyoruz. Bir düşmana saldırır. %100 bir şekilde kitaplandığında iki tur boyunca iki tane %5'lik zehir e, ve e, %50'lik atak azaltma dezavantajı verir. Arkadaşlar kitaplanında bu kahraman %100 şekilde bunu yapıyor ve atak üzerinden hasar var. birinci beceride olduğu gibi ve kitaplanında bunu 3 turda bir yapıyor. Hele ki yani Klanbus'ta kullanacaksanız bu kahramanın yanına vezir koyduğunuzda zehirci olarak bile yeterlidir bu Fayne. Yani ikinci bir zehirci koymanıza gerek yok. Fayne ve vezir, e, klambosa yeterli zehri verir ve güzel de hasar çıkartırlar. Bu kahraman bir tek e, klambos için mi bu becerisi kullanılabilir? Hayır. E, mesela örnek veriyorum ejderha yuvasında e, kırmızı renkli bir ejderhanın atağını kırmakta başarılı olur. Orada da kullanabilirsiniz. Ejderhanın atağını kırarsınız ve aynı zamanda zehri verdiği için de hasar çıkartabilir. Ve aynı zamanda ejderhada kullandığımız varsayarsak zehir ve atak kırarken kırmızı renkte başarılı ya yeşil renk Burada bir defans azaltma ve zayıflatma da yapacak ejderhaya. Haliyle o ejderhayı kesmenizde kısa süre sürecek. Ve bu becerisi bir düşmana 3 kez saldırır. İlk darbe %100 bir şekilde kitaplandığında 3 tur boyunca %60'lık defans dezavantajı verirken defans azaltma dezavantajı verirken ikinci darbe yine %100 bir ihtimalle 3 tur boyunca ikisi de 3 turluk veriyor. %25'lik zayıflatma dezavantajı verir. Üçüncü darbe de bu şampiyonu hedefin üzerindeki dezavantaj başına max HP'sinin %4'ü kadar iyileştirir diyor arkadaşlar. Bu kahraman vuruş hasarında 3. becerisinde kendisine bir iyileştirme de alıyor. Şimdi arkadaşlar Fayne'yi söylemiş olduğum gibi zayıflatma defans azaltmasından dolayı örümcekte ve ejderi hayvasının özellikle kırmızı bölümlerinde örümcekte de kırmızıda çok güzel şekilde verir. Ve en önemlisi Clambos'ta ölümsüz takımlarda kullanılabilecek bir kahraman. Ölümlü takımlarda pek fazla tercih edilmeyebilir çünkü yani kırılgan bir kahraman. HP ve defansı çok zayıf. Ölümlü takımlarda Ryzen biraz daha güzel bir kahraman ölümlü takımlarda bu kahramanın ölmesi çok daha güzel. Yani çok yüksek defansa HP kastanız bile diğer e, normal bir e, epik kahramandan daha çabuk ölecektir. O yüzden ölümlü takımlarda kullanılmasını tavsiye etmem. Ancak ölümsüz takımların içerisine girebilecek bir kahraman. Bunun için de kalıntılar kuşanırken arkadaşlar iki insan yiyen bir insan yiyen bir aç sorumlusu bir kule bir savaş dökümcüsü iki kule bir arayıcı gibi takımların içerisinin hepsine girebilir. Burada bir e, hıza dikkat ettim ben bu kahramanda çünkü ben Batman takımı kullandığım için yüksek hızlara çıktım. Ancak siz Batman takımı kullanmıyorsunuzdur. Normal ölümsüz takımlar kullanıyorsunuzdur. O zaman kritik oranına ve isabetine bu kahramanın dikkat etmeniz gerekiyor. Ve olabildiğince ölümsüz takımda kullanacaksanız olabildiğince yüksek atak çıkmanız gerekiyor. Burada hıza dikkat ettim. Kritik orana kritik demece dikkat ettim. Ve Burada da görmüş olduğunuz gibi iki tane hıza bir tane defansa verdi. E, i̇ki tane hıza verdiği için bu kalıntı kuşandım. Burada da yine iki, iki tane hıza verdi. Arkadaşlar hızı çok yüksek yakalamam gerekiyordu Batman takım için. Siz bu kadar hız çıkmanıza gerek olmayabilir. O zaman siz biraz daha kritik oranlara yüklenirsiniz. Bunun e, faydasını eldivende görürsünüz. Yani kritik oranını ben yakalayamadığım için eldiveni maalesef kritik oran taktım. Kritik demeç taksaydım çok daha yüksek hasar vururdu ancak yani %60'lık bir kritik oran düşürün, düştüğünde bu kahraman hiçbir şekilde kritik vuramazdı. O yüzden eldiveni kritik taktım. Göğüslüğünü atak taktım ve botunu hız taktım. Şimdi bu kahramanı ölümlü takımda kullanacaksanız eğer yani en kötü ihtimalle elinizde rising yoktur orada defans azaltmanız gerekiyordur. E, bu kahramanın o zaman göğüslüğünü defans Eldivenini HP veya defans sancağını isabet tılsımını da defans HP, e, yüzükte de defans HP takarsınız. Yani en azından biraz daha sağlam yaparsınız arkadaşlar. Ben e, ekstra tur alması için acımasız seti kuşandım. Batman takımlarında tavsiyemdir fayneye ancak Batman dışı takımlarda fayneye e, hızını yakaladıysanız isabet setlerinden iki tane isabet bir hız seti ve bir tane atak seti gibi olabilir. Yani isabeti en azından ultra kabusta kullanacaksanız yani şu isabet yani zor bela yeter yani. 240'ın üstüne düş, altına düşmeyin arkadaşlar. Ultra kabus için söylüyorum. Yani e, kabus içinde 230-220 isabet yeterli olacaktır. Ancak ustalık isabetten açıldığında yeterli olacaktır. Onun da bilgisini vereyim. Ve aynı zamanda 200 üstü isabette zindanların 20. bölümüne kadar yeterli olur. 240 üstü isabetlerde zindanların 25. bölümlerine kadar yeterli olacaktır. Fayneye isabetin önemi var. İsabete ihtiyacı var. Yani isabet olmazsa bu kahramanlıktan hiçbir şekilde verim alamazsınız. Yani gerekirse hızı düşük olsun ancak isabeti yeterli olsun. Gerekirse kritik oran, kritik demeci kötü olsun, hasar vurmasın ama isabeti yeterli olsun. En azından rakibi zayıflatıp defansını azaltsın ki diğer takımınızdaki kahramanlar hasar verir. Evet sancağına ben isabet kuşandım. Şöyle göstereyim sancağını. İsabet kuşandım iki tane hıza verdi ve e, tılsımını kritik demeç yüzünü de atak kuşandım ölümsüz takımda kullandığım için. Ustalığımı da ben şu şekilde açtım arkadaşlar. Bu fayne aslında birçok ustalık açılabilir yine diğer kahramanlarda olduğu gibi. Yani isabeti yakalamış olsaydım eğer yeterli isabeti yakalamış olsaydım ki benim isabet 140 yani zor bela yeter ultra kabusa. Şuradan defanstan açarak şu iki karşı saldırı ustalığını açardım bu kahramanda. Ekstra hasar vururdu. Ancak isabet yetersiz oluyordu o yüzden isabeti çevirdim bu şekilde. Ve kesinlikle saldırı açılması gerekiyor her şekilde bu kahramana. Şimdi birçok kişi Fayne'ye Dev katledici ustalığını açarken birçok kişi ise arkadaşlar bu Fineye Savaş Ustası bonus ustalıklarını açıyor. Yani iki tane bonus ustalığı var Klambos'ta yüksek hasar vur vurmamız için. Birincisi bu, ikincisi bu. Bunu sadece birinci becerisinde genelde tekli vuruş yapan kahramanlarda açıyoruz. Ee, bunu da birinci becerisinde en az üçlü vuruş kahramanlarda açıyoruz. Fine birinci becerisinde iki tane vuruyor. Benim dev katlediciyi açmamdaki en büyük neden Fine üçüncü becerisinde üç kez vuruyor rakibe. Ve bunu üç turda bir yaptığı için... Ee, ve kuşanmış olduğum sette ekstra tur verdiği için arkadaşlar dev katledici biraz daha bana mantıklı geliyor. Yani ikisi de açılabilir. ikisinin de kullanılabilir fayne de. de kimse de diyemez ki bu ustalık fayne için geçersiz veya bu ustalık kötü. İkisi de benim gözümde hemen hemen eşit gibi bir şey arkadaşlar. Ama bence bu ustalık bir tık daha iyi gibi yani bana göre dev katledici ustalığı. Şimdi geçelim kahramanımızın toplam istatistiğine. E, toplam istatistiğine bakacaksak eğer faynemizin toplam istatistiği HP'si 31 bin. HP kasmamama rağmen iyi yani. Kötü değil çünkü ana barı çok düşük. Ana barında 13 bin HP'si var ve biz kalıntılarla falan 31 bine yükseltmişiz. Güzel. Saldırısı güzel ana barının ve kalıntılarla 3300 daha göğüslükte yükseltilmedi. 12 seviye onu da yükselttiğimde burası en azından bir 4000'e yaklaşacaktır atak olarak. Güzel olacak. Defansı e Ana barı düşük ancak yani kalıntılarla ekibine yaklaşmışız. Hızı çok yüksek yakalamam gerekiyordu. Benim Batman takımıma girebilmesi için bu hızda olması gerekiyordu. Ve hızını yakaladık kalıntılar ile. Kritik oranı eldiven taktığım için oldukça güzel. Kritik demece eldiveni kritik oran taktığım için düşük. Ancak yine de ekstra karşı karş saldırı veren setler sayesinde bu kritik demeç düşüklüğünü karşılayacak arkadaşlar. İsabet de şu an için yani baraj seviyesinde ideal. Dirence de ihtiyacı yok bu kahramanın. Arenada kullanılmaz. Hemen incir notlarına bakalım. Şuradan bir yorum yapalım arkadaşlar. Klan Boss'ta kesinlikle çok güzel. Örümcek de kullanılabilir. Söylemiş olduğum gibi zayıflatma defans azaltmasından dolayı. Ateş Soval Şövalyesinde Üçüncü becerisi çoklu vuruş yaptığı için ve birinci becerisi iki kez vurduğu için kullanılabilir. Aynı zamanda birinci becerisinde dönüş metre çalma ihtimali ve zayıflatma, defans azaltma, atak azaltmayı da göz önünde bulundurduğumuzda Fine Ateş Şövalyesi'nde iş yapabilir. Ejderi hayvasında da bence iş yapabilir. En azından 4.4'lük seviyeyi burada da hak ediyor arkadaşlar. Ejderi da kullanılabilir söylemiş olduğum gibi yani biraz kırılgan bir kahraman. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız kesinlikle yani e, şu an zaten ata falan yüklenmesin faynede. Olabildiğince defans HP kastın en azından ejderhada, ateş şövalyesinde, minitonun labirentinde, örümcek yuvasında falan kullanacak. Ve diğer yerlerde pek kullanışı değil arkadaşlar. Yani söylemiş olduğum gibi oyuna yeni başlayan arkadaşlar eldiveni de göğüs şeyden HP'den taksın fayneye göğsü de HP veya defans taksın yani HP defansını yükselsin devamlı olarak. Evet şimdi arkadaşlar kahramanı kullanalım bir kez. Fine'i nerede kullanabiliriz? Örümcekte kullanabiliriz. Mesela örümcek dedik ya hani ejder hayvası da olabilir ama biz örümcekte kullanalım. Evet örümcek yuvasına şöyle girdiğimiz zaman Fine ile evet, Fine ile örümcek yuvasına girelim. Evet Fine ile örümcek yuvasına girelim. Evet, örümceğin 20. bölümüne girelim mi arkadaşlar? 20. bölümün de rengi yeşil. Bizim Fine'nin de rengi yeşil. Haliyle bir baskınlı olmayacaktır ve e, bu takımda küçük örümcek şey küçük örümceklere değil, büyük örümceğe zayıflatmayı, defans azaltmayı verecektir. Bizim için de zaten yeterli olan büyük örümceğe versin yeter arkadaşlar. Nerede bizim Fine'miz? Burada. Evet, koyduk. Şimdi Fine olmamış olsaydı benim bu takımım burayı geçmekte bayağı zorlanırdı. Yani Fine zayıflatma, defans azaltma verdiği için şimdi burayı çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar iki kere deneyeceğiz Fine ile yani bir kere bir tanesinde zayıflatma, defans azaltma vermeyeceğiz. Zayıflatma, defans azaltma vermeyeceğiz. Normal bir hasar vursun. Evet. Şimdi vuracağımız hasara bakın. Bir de zayıflatma, defans azaltma verdikten sonra vuracağımız hasara bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Gördünüz. Şimdi bir de zayıflatma, defans azaltmayı verelim. Aradaki farkı o zaman daha net bir şekilde göreceğiz. Yani onu bunu bu yüzden yaptım. Evet şimdi şöyle tekrar başlayalım. Evet. Yani zayıflatma, defans azaltmanın önemi çok büyük oyunda. Yani yüksek hasarlar vurmamızı sağlayacaktır. Şimdi zayıflatma, defans azaltmayı verelim örümceğe. Evet, zayıflatma defans azaltmayı verdik. Çok güzel. Şimdi bizim hasarcılarımızla vuracağımız hasarı kontrol edeceğiz. Karşılaştıracağız. Bir öncekinde ne kadardı? Şimdi ne kadar? Görüyor musunuz? İki katı. Evet. Bir daha vuralım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir an önce, biraz önce şuradayken yani iki katından fazla hasar indirdik yani. Bunun nedeni Fayne'nin vermiş olduğu zayıflatma ve defans azaltmasından dolayı oldu. Yani evet burada e, hız az arttırma avantajı olmadığı için takımında e, ona göre ayarlamıştım. E, Lady'a göre haliyle yatacak. Ancak arkadaşlar yani biz göstereceğimizi gösterdik sanırım. Yani zayıflatma defans azaltmanın e, çok büyük katkısı var. Hele ki yani bu örümcekte olsun ejderha yuvasında olsun zindanların tüm bölümlerinde birçok e, baş patrona karşı vuracağınız hasarı arttıracaktır arkadaşlar. O yüzden bence Fine kesinlikle kasılmaya değer. Oyuna yeni başlamışsanız ve Boss'ta kullanmayacaksanız bu kahramanın el ve göğsünü defans HP takın ki en azından zindanların bu bölümlerinde kullanabilirsiniz. Evet, çıkalım arkadaşlar, buraya geçemeyeceğiz. Sadece sizlere gösterme amaçlı kullandım. Ben fayne örümcekte kullanmıyorum, Laydia'yı kullandığım için ona bir hız arttırma yani şöyle ee, göstereyim de. Evet. Fayne de kullanılabilir. Ancak yani ben şu iki kahramanımın e, kalıntılarını şeye göre taktım. Hız ayarı yapabilmek için. Lady'a göre taktım. O yüzden e, hız arttırma avantajı olmadığı için takım yattı. Evet şöyle yapalım. Yani Fayne'ye göre de ayarlasam bu iki kahramanın hızını arttırdığımda işi çözebilirdim. Evet şöyle yapalım arkadaşlar. Bir kez de böyle girelim de. Evet şimdi aynı takım. Fayne'yi çıkarttım. Yani şu, şu efsanevi kahraman grup savaşlarından aldığımız efsanevi kahraman ancak yani tek farkı Fyne'den e, de şeyde bu becerisinde yine aynı şekilde hasarı vurdurdu gördünüz mü arkadaşlar? Yani e, bu kahraman avantajlarıyla olsun güzel biraz daha elbette ancak yani Feine'de bir efsanevi kahramanın yaptığı bu e, defans azaltma zayıflatmayı bir an biraz önce çok güzel bir şekilde yaptı sadece hız arttırma avantajı olmadığı için takım yattı ancak yani ben Fainio'ya göre de bu takımı ayarlayabilirim yani diğer kahramanlarımın hızlarını yükselttiğimde bu takımım yine bu şekilde çalışır. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bir de klan üzerinde göstereyim diyeceğim de yani video uzun olacak o yüzden klan boss'a vururum. Ekranda paylaşırım ekran görüntüsünü sizlere. Ee, şöyle girelim. Klan ölümsüz takımlar içerisinde kullanmış olduğum oranları yakalarsanız çok yüksek hasarlar vurabilirsiniz. Yani şu an ultra kabusa vurmuşuz, kabusa da vurduk sanırım. Evet, acımasız da biz de acımasız da vuruz. Fine A ile kaç milyon hasar vuracağız acımasızda? Ekran görüntüsünü paylaşırım arkadaşlar. Güzel hasar çıkartıyor. Yani daha dün'e kadar Drakon'un yerine şu takımda Drakon'un yerine Fine'i kullanıyordum daha düne kadar arkadaşlar daha Draco yeni çıktı yani belki bir ay olmuştur çıkalı. Yani düne kadar Fine'ı kullanıyordum ve yine Ultra Kabusa bir ke atıyordum. Yine Kabusa bir ke atıyordum. Ee, oldukça da güzel hasar vuruyor ve birçok videomda da tavsiye etmişimdir sizlere yani kullandığım, gördüğüm, denediğim için Fine'ın hasarını bildiğim için tavsiye etmişimdir. Yani gerekli olan oranları, kritiklemeçleri, ata falan yakaladığınızda Ultra Kabusa bir ke atabilecek bir kahraman. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım güzel ve yararlı bir video olmuştur. Tekrar ediyorum promosyon kodu topluluklar kısmında ücretsiz fayneyi alabilirsiniz sizler de oradan. Ve kanalıma abone değilseniz bildirimleri de açık değilse kesinlikle bildirimlerinizi açın. Yani bildirimlerinizi açarsanız arkadaşlar sizlerin de mesela iki faynesi olacaktı. Belki birçok kişi iki fayneyi alamadı. Yani bunun en büyük nedeni bildirimleri açık olmaması. O yüzden bildirimler önemli. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.